Derneği her zaman olduğu gibi kendilerine gelen ihbarı değerlendirmek üzere bu kez de Karaca Söğüt'te bulunan Okluk Koyun'a gitti. Ancak çevrecilerin burada karşılaştığı manzara hiç de iç açıcı değildi. Ormanlık alana yığılmış vaziyette duran çöpler, orman ve denizin bir arada bulunduğu bu cennet köşeyi adeta karış karış kaplamıştı. Kut Engin bu konu hakkında bölge muhtarı, köye hizmet götürme birliği ve Akyaka Belediyesi ile görüşmeler yaptıklarını ve bu kirliliğin sebebinin tekneler ve yatlardan atılan çöplerden kaynaklandığının ileri sürdüğünü söyledi. Fakat bölge muhtarı çöplerin taşıma işinin gerçekleşmesi için çöp aracına konacak olan mazot parasının yetersiz olduğunu iddia etti. Bu ihbar yalnız bir yardımlaşma amacını taşıyacak bu sefer. Çünkü buradaki tekneler ve yatlar çöplerini ormana atıyorlar. Ve bu ormana atıklar da burada vahşi hayvanlar ve domuzlar tarafından da orman işlerine sürükleniyor. Ve içerilere kadar dağılıyor ve koku da yapıyor. Buradaki muhtarlıkla da görüştük biz. Bunların taşınması biraz da finans kaynağı isteyen, sponsor isteyen olay. Çünkü bu gördüğünüz çöplerin temizlenmesi demek biraz masrafa bağlı. Muhtarlığın da zaten imkanları belli. Yaklaşık 50 yıldır Gökova'da balıkçılık yapan Akdeniz Koruma Derneği Gökova Deniz Dibi Popülasyonu Koruma Koordinatörü Ercüment Altınsoy, Okluk Koyun'un kirlilik sebebini Gökova Körfezi'nde yüzen yatak kapasitesinin çok olmasıyla alakalı olduğunu öne sürdü. Tekneler büyüdü, kabinler çoğaldı, taşınan yolcu adedi fazlalaştı. Şöyle ben size söyleyeyim, 2009 yılında yapılan istatistikte kayıtlı 60 bin yatak yüzdü Gökova Körfezi'nde. Bütün Gökova Körfezi'nde 60 bin yatak Kuşadası'ndaki oteller zincirine eşdeğer. Kadınlar el arabaları, küçük çaplı arabalar, büyük çaplı kamyonlar, süpürme fırçaları, bir sürü ekip var şehirde. Tamam da burası da şehir ya. Yüzen şehir burası. Buraya hiç çöp kamyonu gelmiyor diyen Altınsoy, bu durumun kendilerini çok üzdüğünü belirterek çöplerin belirli aralıklarla toplanmasıyla ilgili acilen bir düzen kurulması gerektiğini savundu. Altınsoy ayrıca bu işin üstesinden ancak el birliğiyle gelinebileceğine inandığını söyledi. Ormanlarımızın içerisine çöpün atılmaması kanuni bir yol. İnsanlık yönü de var. Atılmaması gerektiğine inanıyorum ama nereye atılacağının cevabını soruyorum ben. Bu soruyu soruyorum. Tamam kardeşim, atmayalım ama nereye atalım? Yaz sezonunda Okluk Koyun'un her gününü görüntüleyen ve bu görüntüleri kendi arşivinde saklayan Altınsoy, bu koyun temiz tutulması için sürekli yeni projeler ürettiklerini fakat yine de başarılı olamadıklarını söyledi. Yok, arıtma testleri denildi, olmaz, çürütüldü. Zaten uzun vadeli işler, çok pahalı işler onlar. Daha ucuz, daha basit, daha kolay ve daha sevecen, daha şık yapılacak işler var. Diyoruz ki biz, buraya orta yere bir tane şat usulü bir tekne alınsın. Üzerine devamlılığı sağlanacak bir şekilde finansı yapılsın. Üzerine ekibi konsun. Buradaki teknelerin hepsi yavaş yavaş organize edilsin. Ondan sonra bu organizasyon sonunda da bu tekneler geldikleri için çöplerini hepsini bunun içerisine atsınlar. Bir teknemiz var. Fakat yetişemiyor. Kaptana soruyorsun, niye çöpü getirip ormana atıyorsun? Ben çöp teknesini görmeli 3 gün oldu abi diyor. O da haklı çünkü öbür tekne de haklı. Kilit 2 tane yer var. Bunlardan bir tanesi burası. Altınsoy, bölge muhtarının koyun temizliği için elinden geleni yaptığını fakat ona da mazot desteği yapan hiç kimsenin olmadığını söyledi. Artık nereye gideceğiz? Kimle konuşacağız? Kimle görüşeceksek buraya bu tarz bir benim şahsi kanadım ancak öyle kurtulur diye düşünüyorum. Geldiler, arıtma testi yapalım dediler, atıklar için dediler fakat yani onlar pahalı işler. Pahalı işlere girdiğin zaman bürokrasi uzun, koşturması uzun. Acil sorun olarak buraya yapılacak şey en acili muhtara mazot yardımı yapılacak. En acili bu. Birinci etapta. Evet. Bu adama kardeşim sen buranın çöpünü her gün al, al sana mazotlenmesi lazım. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Okluk Koyun'un tatile gelen vatandaşlar tarafından yoğun olduğunu söyleyen Altınsoy, bölgeye insanlar geliyor, insanlarla birlikte çöpler de geliyor dedi. Muhtara, kardeşim sen kışın mesela 10 günde biraz kışın burada çöp alınmasa da olur, biz götürüyoruz zaten. Ama yazın burası bir kabus, çöp kabusu, koku, sinek,
Ne ararsanız var. Domuzlar iniyor, köpekler giriyor, kediler dağıtıyor. İnsanların teknesinin üzerindeki çöpü bizim almamız gerektiğine inanıyorum. Onları attırmamamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü kaptanın, yani kaptan olarak bakın olaya. Sabah kahvaltı veriyorsun. Sabah kahvaltısı var. Öğlen yemeği var. Akşam üzeri beş çayı var. Akşam yemeği var. Gece bar var. Artı otel var. 6 tane sistemi 20 metre bir teknenin üzerinde dolaştırıyorsun. Şimdi hal böyle olunca karşına çok acı bir tablo çıkıyor. Tamam, atık. Atığını ne yapacaksın kardeşim? Elimden gelse sırtımda taşıyacağım. Yemek suları şar 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 akıyor. Bir çöp alıyorlar, dibi vıcır 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 vıcır. Altınsoy ayrıca çöplerin bulunduğu alandan geçen vatandaşların hem görüntü kirliliği hem de çöplerden yükselen kokular sebebiyle rahatsızlık duyduğunu ve bu kirliliğin utanç verici bir yanı olduğunu söyleyerek gerçekten duyarlı insanlara ihtiyacımız var dedi. Kimseyi suç ya da zan altında bırakma gibi bir niyetimiz yok. Fakat el insaf, gelin ekip oluşturalım, bu çöpleri buradan nasıl kurtaracaksak kurtaralım dedi. Geliyor adam, oradan yürüyüşe çıkıyor ormanın içerisinde. Böyle burnunu elini bilmem tuta tutu pıt 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 kaçıp gidiyor çöpün önünden. Biz de buradan seyrediyoruz. Allah'ım, yani yerler yarılıyor, yerlere giriyoruz ya. Bu ülkenin insanı olarak utanıyorum abi ben. Dibinde benim iskelem var, koruma iskelem. Bu konularla ilgili kimse yanlış anlamasın. Memur zihniyeti. Orası bize ait değil. Ya kardeşim, orası size ait değil de burada Yunan bayrağı sallanıyor ya. Ya burası Türkiye kardeşim. Ben de Türk vatandaşıyım ya. Bu benim ülkem ya. Sana bağlı, bana bağlı diye bir şey var mı ya? Kutengin araştırma sonucunda Okluk Koyun'da ortaya çıkan kirlilik sebeplerini şu şekilde açıkladı. 1. Muhtarlığın sorumluluğu altında bulunan köylerdeki çöpleri toplamak üzere Köy Hizmetleri Birliği'nden ayda 2000 TL alması, ancak köyde 5 mahallenin bulunması ve mahalle aralarının 15-20 dakika mesafede olmasından mazot ve işçilik olarak verilen maddi desteğin yetmemesi. 2. Toplanan çöplerin Köy Hizmetleri Birliği teknesiyle Akyaka Belediyesi'ne götürülmesi. 3. Köy Hizmetleri Birliği'ne ait çöp toplama teknesinin saatleriyle Bodrum'dan gelen guletlerin saatlerinin uymaması nedeniyle büyük guletlerin yanaştıkları iskeleden çöplerini karaya boşaltması.